Hocam bu arılar meselesi. Geçen sene, ondan önceki sene İngiltere'de mesela bir haber geldi. İngiltere'de arılar ölüyor, çok ciddi problem var falan filan diye. Bu doğru muydu bir yere? Yani hakikaten böyle bir tehlike var mıydı? Türkiye'de durum ne? Türkiye'deki arıların popülasyonu bir eksilme var mı? Dünya çapında bir eksilme var mı? Yaşam tehdit altında mı? Şimdi işte orada arılar derken programın içerisinde de bahsettiğimiz gibi aslında bahsedilen şey bal arısı. Yani bir tür. Ve bu tür insanın evcilleştirdiği bir tür tabiri caiz yani tırnak içerisinde. Bir anlamda evet. Yani vahşi ya da doğada da yaşayabiliyor ama aynı zamanda biz ondan... Onlara bir kulübe yaptık ve içine giriyorlar onlar da. Aynen öyle. Normalde doğada onlar bir... Çam kovuğuna yerleşiyor, kaya kovuğuna yerleşiyor, mağaraya yerleşiyor. Aynen. Ve orada kendi peteklerini, uzun peteklerini kurarak orada ballarını depolarlar. Şimdi buradaki esas sıkıntı şuna benziyor. Mesela geçenlerde yine bir haber vardı. Türkiye kestane üretim açısından çok iyi bir noktada. Fakat bir tane parazit bir böcek dadanıyor kestanelere. Kestanelerde gal dediğimiz bir bitki kanseri gibi bir şey meydana getiriyor. Türkiye'de kestane üretimi yapılan en önemli yerlerden bir tanesi Yalova. Oradaki üretimin büyük bir kısmını heder ediyor. Ya da o yılki üretimi ciddi anlamda sekteye uğratıyor. Şimdi bu demek değil ki seneye oradaki kestaneler ürün vermeyecek. Devam edecek üretime. Şimdi Amerika'da, İngiltere'de bu kopartılan yaygara da daha çok özellikle Amerika'da bir dönem 2005 yıllarıydı galiba. Mevcut ülkedeki kovan sayısının yarısı telef oldu. Bir hastalıktan ya da bilinmeyen bir nedenden dolayı. Buna zaten o yüzden Colony Collapsing Disorder diye bir isim koydular. Yani koloni çöküş sendromu. Yani tam bir isim veremediler ve bunun ne gibi nedenleri olabilir diye araştırdıklarında bir kısım araştırıcılar bunun bazı virüslerden kaynaklandığını, bir kısım araştırıcılar bunun arıların yeterli ya da hijyenik koşullarda tutulamadığından vesaire. Yani pek çok faktöre bağlandı. Ve buna benzer şimdi arı ölümleri dünyanın farklı yerlerinden Türkiye'de dahil sezon sezon gelebiliyor. Bu sezonda mesela belki Türkiye'de böyle bir haber yapılmıştır. Bu bal arısı ile ilgili olan hikayenin yani ya da bu kısmın yok olması bizim neslimizi ya da dünyayı tehdit etmiyor açıkçası. Çünkü dediğim gibi bu ticari olarak yetiştirilen bir hayvan, bir canlı ve bunu bugün bu tehdit karşısında korumayı alırız. Tekrar güzel bir şekilde yarın üretmeye devam edebiliriz. Ama buradaki daha büyük tehdit bu bahsettiğim doğal arılar dediğim yani bal yapmaya... Yani geri kalan 19.999 tür arı. Evet. Bunlar esas tehdit altında. Bunların tehdit altında olmasının nedeni de daha ziyade kimyasal ilaçlar. Yani tarım ilaçları. Ve yine bunların tehdit altında olmasını sağlayan diğer bir faktör kontrolsüz arıcılık. Özellikle tamam bal arısıyla bunları ayrı kefeye koyuyoruz ama bunlar aynı ortamın aynı yerin. Evet, mesela bir çiçeğe bir bal arısı konuyor ondan sonra gidiyor bir polen toplayıcı başka bir arı konuyor. Şimdi bal arısı bir hastalık taşıyorsa ama bu bal arısına bir etki etmiyorsa ya da o ona direnç kazanmışsa o hastalık etkinliği çiçeğe bulaştırabiliyor ve o çiçeğe konan başka bir arı ondan o hastalık etkinliğini alabiliyor. Mesela düşünün ki Türkiye'yi ele alalım. Gezgin arıcılık çok yaygındır bilirsiniz. İşte Muğla'dan başlarlar Şubat ayında, Mart ayında kovanları açmaya. Orada hem çam balı üretirler. Sonra da aynı kovanlarla yavaş yavaş Kars'a kadar bazı arıcılar gider. Evet, taşımacı arıcılık da denir buna. Taşırlar yani. Şimdi İçinde de aynı arılarla. Evet, aynı arılarla. Tabii arılar neredeyse ayda bir, iki ayda bir kendi şeyini değiştirir. Çünkü yaklaşık 40-45 günlük bir yaşam ömürleri vardır. Bir 40-45 gün mü yaşar? Neredeyse, ortalama hemen hemen. İki ay diyelim. Evet, devamlı yenilenir ama sonuçta taşıdığı hastalık faktörü bir şekilde kovana İçine bulaşınca koyuyor. Hepsine birden bulaştırabilir. Çünkü bir kovanda yaklaşık 60 bin arı var. Ya da 50 bin arı var. Hatta bazı büyük kovanlarda 100 bine kadar bunların sayısı ulaşabiliyor. Haliyle
Eğer ki Muğla'da bir hastalık kapan bir kovan varsa Kars'a kadar bunu geze geze getirebiliyor. İşte bu gezgin arıcılığın benzerleri dünyada da yapılıyor. Farklı yerlerde arılar konup oradan bal, güzel bal üretimi sağlanmak isteniyor. Fakat bunların etkisiyle doğal arıların ve bal arıların bu etkileşimi bütün arı popülasyonlarını etkileyebiliyor hastalık noktasında. Küresel zaten ısınma bir yerde durabilir mi acaba? Küresel ısınmanın da etkisi illaki var ama arılar aslında bu konuda en dayanıklı canlılardan bir tanesi. Çünkü mesela başka böcek grupları iklim azıcık değişse hemen bundan etkilenebilir ama arılar müthiş bir şey. Evet, var. Yani kendi klima koşullarını, kendi iklim koşullarını yani üretebiliyor. Sadece sıcaklık anlamında değil ama hani küresel ısınma. Yağış değişimi canlıların yağış değişimi bir de şey yani, oluyor. Evet. Hani canlıların işgal ettiği alanları da genişletmesine sebep oluyor. Yani eskiden var olmadıkları aynen, alanlara doğru aynen. Göçlerini saydığı küresel için. Küresel ısınma dediğimiz böyle bir rekabet çatışma ortamı doğru. İklim değişimi dediğimiz şeyin evet. Getirdiği yeni hastalık faktörleri olabiliyor. Yeni rekabetçi türler olabiliyor, evet. Ortaya çıkabiliyor ama normalde doğrudan bu tür değişimlerin bal arısına etkisi çok fazla yok. Çünkü arı soğuk olduğu zaman kendi ısısını üretiyor. Diğerlerine ısındığı zaman kendi şey. Efendim? Diğerlerine hani bal arısı olmasa yok, bile. Diğerleri de aynı şekilde. Yani çoğu koloni halinde, yani hepsi koloni halinde yaşamaz arıların ama yine büyük bir kısmı koloni halinde toprakta yaşarlar ve bu toprakta yaşadığı karınca gibi yer altında. Evet, evet, çoğu mesela bombus arılarını bilirsiniz. Evet. Çok güzel. Onlar da toprak altında yaşar. Öyle mi? Genelde yani çok derinlerde domateslerde kullanıyorlar onları. Evet, evet, aynen. Onları da tabii ki böyle ticari bir şey kutusu içerisine almışız ama normal doğal yaşayanları toprak içerisinde yaşar ya da doğal böyle oyuklar bulurlar. Mesela İngiltere'de çok popülerdir bombus arıları. Çok sevilir. Çünkü onların aynı zamanda süte, onlardan süt ekmek ürettiklerine inanırlar. Bombuslar fare yuvalarına, terk edilmiş fare yuvalarına yuva yaparlar. Ve buradan bu yuvaların kullanımıyla beraber oradaki ekosistemi yenileyerek işte oradaki habitatın tekrardan gelişmesine ya da ekosistemin gelişmesine. Yani toprağı canlandırıyor. Evet. Bunun dışında baktığımızda dediğim gibi en önemli Türkiye açısından da risk faktörü aslında tarım ilaçları. Mesela bugün Trakya'da ayçiçeği, buğday üretimi ya da mısır üretimi çok fazla. Hadi mısırı bir kenara bırakalım. O tartışmalı bir konu artık. Belki ilaç kullanmıyorlar ama nasıl bir tohum kullanıyorlar bilmiyorum. Fakat buğday ve ayçiçeğinde çok tehlikeli bir ilaç kullanılıyor. Böcekler bunları musallat olmasın diye. Evet, insektisit dediğimiz ilaç, tarım ilaçları ve bunlar haliyle bal arılarına da etki ediyor. Ya da doğal arılara da etki ediyor ve bunların etkisi neticesinde arılar hem onları tozlaşmaya gidemiyor yani belki meyve verimi düşüyor ya da onun da ötesinde doğal arı popülasyonları düşmüş oluyor. Bunun yanında da en büyük yine diğer bir faktör çevre tahribatı. Yani arılar için en önemli faktör işte dediğim gibi toprakta yaşıyor bunlar. Yani toprakta yaşadıkları için, toprağın içine yuva yaptıkları için bu çoğu arı sizin ve çiçeklerle temas halinde olduğu için doğal çiçekleri etrafında barındırmanız lazım. Toprağa çok fazla müdahale etmemeniz lazım. Şimdi özellikle büyük şehirlere baktığınızda hemen peyzaj alanı dendiğinde akla hemen şurayı kazalım, çimen ekelim. Etrafta güzel, görsel olarak güzel çiçekler olsun ama ne poleni böcekleri cezbesin, ne nektar olsun. Çok güzel bir manzara ama bal arısı dışında pek fazla gelen başka bir... Bal arısı ne diyor oraya? Bal arısı çünkü her yere gider. Yani çok azılı bir türdür bal arısı. Yani her yere gider, her yerde... Arsız bir tür. Evet, hemen hemen öyle denebilir ama onun dışında çok fazla doğal arılardan bahsedemiyoruz büyük şehirlerde. Bu açıdan da yine yani insanın çarpık kentleşmesi ya da onların yaşam alanlarını daraltması da en büyük onlar açısından tehdit sıralamasında yer alıyor.